Değerli seyirciler, Amerika merkezli Global Firepower isimli site tarafından yapılan araştırma sonrasında 2023 yılın en güçlü orduları listesi belli oldu. Bu listede Türkiye iki sıra yükselmiş. 13. sıradan 11. sıraya yerleşmiş. En güçlü ordu sıralamasında. Peki ilk onda kimler var? Gelin bir bakalım. Sıralama hiç değişmez. Birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri. USS Abraham Lincoln, USS biliyorsunuz müthiş bir savaş gemisi, aynı zamanda uçak gemileri var ve aynı zamanda çok sayıda uçak gemisi var. Çok sayıda gemisi var donanmasında, binlerce savaş uçağı var, yüzlerce belki de bine yakın bilinmez denizaltıları var. Amerika'nın meşhur deniz piyadeleri var elbette ki ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çok güçlü bir ateş gücü var. Teknolojisi çok çok güçlü. Elindeki balistik füzeler, hipersonik füzeler ve tabii nükleer başlıklı silahları. Amerika ordusu dünyada bir numara. Teknolojisi de son derece üstün bir teknoloji. Ve yine ikinci sırada Rusya var. O da işte yerini her zaman koruyor. İkinci sıradaki yerini. O da Amerika Birleşik Devletleri'nden sonraki en güçlü ordu. Amerika'dan, Amerika'dan sonraki en güçlü kara kuvvetlerine sahip ki Amerika'da zaten bir numara asker sayısı. Yine zırhlı tank sayıları, savaş uçakları sayıları, savaş gemileri sayıları, fıkrateynleri, hucum botları ve, e, tabii ki balistik füzeleri ve nükleer başlıklı sistemleri, hipersonik sistemler. Tüm bunlar yan yana geldiğinde ikinci bir süper güç olan Rusya olduğu olarak da yine Amerika'nın arkasında geliyor. Çin. Çin üçüncü sırada. Çin'in devasa bir nüfusu var. Çin'in aslında bu devasa nüfusta asker sayısını çok ama çok daha üst sıralarda da oluşturabilecek bir güce sahip. Milyonlarca, 10 milyonlarca bir orduya dönüşebilir Çin ordusu. Çin ordusunda evet çok sayıda savaş uçağı var. Yine çok sayıda askeri mevcudiyeti, tankları, tüfekleri, mühimmatlarıyla o da üçüncü sırada. Bir başka kalabalık nüfusa sahip Hindistan ki artık Çin'i de geçti. Hindistan'da da Yine asker sayısı, yani nicelik olarak aslında Hindistan güçlü bir ordu Fakat nitelik olarak elbette ki bir Amerika, bir Rusya ve bir Çin değil. Ee, Hindistan'ın elinde de nükleer silahlar var elbette ki. Ee, bunlar mevcudiyetlerinde duruyor, envanterlerinde, ordu envanterlerinde. Onlar da 4. sırada ama dediğim gibi e, nitelik olarak değil, nicelik olarak. Fakat Birleşik Krallık, bakın İngiltere. Şimdi İngiltere 5. sırada, ben size bunu anlatmaya çalışmıştım. Dedim ya Amerikalı general... Ee, gidip Bolu'sa diyor ki İngiltere Savunma Bakanı sizin ordunuz eskisi kadar güçlü değil diyor. Siz bu 74 bin askerle şu biraz ateş gücünüzü eskisi gibi yapmalısınız, yatırım yapmalısınız derken hani Birleşik Krallığın ordusu, Britanya'nın ordusu çok kötüdür anlamında söylemiyor. Eski şatafatlı günlere geri dönün diyor gösterişi günleri, yoksa İngiltere nitelik olarak çok güçlü bir ordudur. Nitelik olarak. Nitelik nedir? Ateş gücü. Yani balistik füzeleri, nükleer silahları, teknolojisi donanımlı denizaltıları ve elbette ki farklı farklı askeri manada güçlü mühimmatlara ve savaş uçaklara sahip. Ama sayıları yeterli değil. Amerika da buna vurgu yapmış zaten. Mühimmat sayın yetersiz, asker sayın yetersiz, teknolojik aparatlarında da yenilemen gereken noktalar var diyerek... İngiltere'ye böyle bir öneride ve böyle bir uyarıda bulunmuş. Bakıyoruz sonra Güney Kore geliyor. Tabii Güney Kore'nin Kuzey Kore'li ciddi bir sorunu var. Kuzey Kore elbette ki bir tehdit. Kim Jong-un bir nükleer tehdit aynı zamanda. Ve iki hasım birbirleriyle her an tabii ki savaşabilirler. Bu da büyük bir ihtimal. İstim üstünde. Aslında aynı bunlar akrabalar. Yani şey. Güney Kore'de, Kuzey Kore'de bölünmeden önce Beraberdiler ama şimdi birbirlerine karşı hasmani bir tutum sergiliyorlar. Yedinci sırada Pakistan var. Pakistan'ın da e, nitelik değil, nicelik olarak güçlü. Yani asker sayısı ve bir takım bazı mühimmatların sayısı. Çünkü kalabalık bir nüfus. Japonya geliyor. Japonya nitelik ve nicelik olarak da üst düzey. Fransa ordusu 9. sırada o da nitelik ve nicelikte iyi. Fransızlar lejyonlardan oluşur ağırlıklı paralı askerler. Lejyon yani yabancı paralı askerler. Fransa ordusunda çok fazla sayıda vardır. O lejyonlar tabii ki en çok istihdam edilen ordudur bu arada. Fransa ordusu Amerika ile birlikte. 10. sırada İtalya'yı görüyoruz. İtalya'da yine özellikle nitelik ölçüsünde önemli ve Türkiye'de 11. sırada. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin asker gücü, kara gücü oldukça iyidir. Ee, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tabii ki SİHA'lar, SİHA teknoloji, drone teknolojileri, deniz kuvvetleri, donanması ve F-16 alamamış olsa dahi hala yine hatırı sayılır güçlü bir hava kuvvetleri var. Dünyada da 9. sıradadır Türk Hava Kuvvetleri ve Mehmetçik dünyadaki aslında en önemli askeri organizasyonlardan da biri. Savaşmayı bilen bir oldu, çok tecrübeli bir ordu ve aynı zamanda da sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok coğrafyasında da misyonları var Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Orada hatta operasyonlar da yapıyor. Yani mevcudiyeti değişik farklı coğrafyalarda da şu anda devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve dünyanın dediğim gibi en iyi organize olmuş, en disiplinli ve savaş anlamında da en tecrübeli, en donanımlı ordulardan biri. İki basamak yükseliyor Türk Silahlı Kuvvetleri. Mehmetçik 11. sıraya yerleşiyor. Umut ederiz ki Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkesini koruyor, terörle mücadele ediyor, vatanının, milletinin huzuru için hudutlarda nöbet tutuyor. Gönül ister ki bu orduların hiç sadece böyle mevcudiyetleriyle kalsınlar. Birbirlerinde savaşmasınlar. İşte bakınız o konvansiyonel savaşın sonuçlarını görüyoruz Ukrayna'da. Ne hale geldi? Ne hale geldi? Sistem ne hale geldi? insanlık nasıl yok oldu gitti? Konvansiyonel savaş. Yani o ordular arasındaki savaş korkunçtur. Sonuçları da her zaman korkunç olmuştur.